Güzeldir video abi herhalde. Para nerede yapmış? E-sporcular kaç para kazanıyor diye. Ben Ekin Odacıoğlu, e-sporu 13 senedir yapıyorum. Nick'im Maestro. Güney Kore e-sporu aslında yaklaşık 10 sene önce... Tam oluyor, niye böyle gözlük taktı Ekin acaba? Kespar adı altında bir federasyon açarak resmileştirdi. E-spor tabii ki orada başlamış. Çünkü spor, fiziksel spor anlamında biraz yetersiz bir ülkeler. Yani futbol, basketbol gibi sporları çok yoğun yapmıyorlar. Diğer alter spora da çok yoğun yapmıyorlar. O yüzden kendilerine atasporu, milli spor olarak belirleyecekleri şey e-spordan geldi ve bütün milletleri bunu çok beğendi ve çok kültür olarak içselleştirdi aslında. Türkiye'de aslında e-sporun kökeni internet kafe turnuvalarına, online turnuvalara, Dota ve Counter-Strike'a dayanıyor. Ben de küçükken burada dershaneden kaçıp Badalex'e gelip, şu an olduğumuz yere gelip oynardım. Ondan sonra kafe turnuvaları birazcık ilerledi. Hediye olarak ya da ödül olarak mouse'la başladı, mousepad'le başladı. Sonra ekran kartlarına, daha pahalı ürünlere geçtiler aslında. Çünkü dönüşüm sağlamıyor. Ekin burada kendini e-sporcu gibi mi anlatıyor? Anlamadım ki abi. Bir gelir sağlandıkça bu işten daha fazla marka girip sponsor etmeye başladı. Ekranlar verildi, kasalar verildi. Türkiye'de bence e-spor 10 senedir çok iyi gelişiyor. Yavaş gelişiyor. Türkiye olduğu için yavaş gelişiyor. Başka bir ülke olsak belki daha hızlı gelişebilirdi ama Türkiye'ye göre yine iyi geliştiğini düşünüyorum. Duyuldu, bilindi, patlamasını yaşadı bir tane. Bir tane daha yaşayacağını düşünüyorum ben. İleride de yaklaşık 10 sene sonra da benim 1960 jenerasyonu dediğimi, yani benden bir önceki jenerasyon, benim annem babam yaşındaki insanların jenerasyonu bittiğinde, yani değiştiğinde artık futbol, basketbol, tenis gibi oyunlar çok fazla konuşulmayacak, çok fazla izlenmeyecek. Çünkü izlenme zevki olarak düşük sporlar diyebiliyorum ben. Yani futbolda mesela şu an insan 90 dakika boyunca bir gol olan bir oyunu izlerken e-sporda 30 dakikada 25-30 skor olan bir oyunu izliyorsunuz. İzlenme seyircileri çok daha yüksek. Yapılan organizasyonların görselliği, sunumu, oraya gelen insanlar, doğru. Sizin o insanlarla beraber olabilmeniz, bir komüniteden birisi olarak idolünüzle görüşebilmeniz, fotoğraf çektirebilmeniz vesaire gibi etkinliklerde. Abi şimdi bu bizim nesil çok uzattı da ben şöyle anlatayım abi. Mesela bizim çocuklarımız olacak, tamam mı? Şu chatte siz gerçi 15 yaşında falan çok insan vardır ama bizim çocuklarımız mesela biz e-sporu takip ediyoruz. Bizim çocuklarımız da o şekilde büyüyecek herhalde. Biz de şey yapacağız. İmkan sundukları için çok daha interaktif bir komünitesi var. O yüzden YouTube, Twitch, e-spor çok fazla öne çıktı. Ve bu jenerasyon benim yaşıma geldiğinde bence sadece e-spor kalacak ortada. Ve YouTube kalacak ve Twitch kalacak. Bu bakımdan aslında bayağı enteresan bir noktaya gidiyor. Ama bunu kabul etmek lazım. Çünkü aslında baktığınızda bir Almanya Başbakanı Angela Merkel çıkıp e-sporla ilgili açıklama yapıyorsa, özel bir imkan sağlayacağını söylüyorsa veya bizim Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce veya Meral Akşener çıkıp pingi düşüreceğim, Fortnite için şöyle yapacağım diyorsa, bunlar çok önemli şeyler benim için. Yani Cumhurbaşkanlığı seviyesine kadar artık konuşulacak duruma gelmiş, politikaya, siyasete adapte olmaya çalışan bir durum haline gelmiş. Çünkü gençlerin bütün şeyi buradan geçiyor, e-spordan, YouTube'dan, Twitch'ten geçiyor. Onlara ulaşmak için, onların oylarını almak için bile bunları sağlamak zorundasınız yani. Vay be. İşte ben. İşte ben abi. E-spor ortamına güzel sponsorluklar kattım. Büyük markalar çalıştık. Abi az önceki Konyak'tı bu arada. Bunlar neden böyle bir tanesi böyle gözlük takmış, diğeri saçları rastaya şey yapmış abi, geliyorlar e-sporcu videosunda. Buraya ayak uydurduk, getirdik, gösterdik. Ama bundan sonrasında e-spor çok ciddi bir hal almaya başlamıştı. Ondan sonrasında ise ben hayatımda aslında e-spora başlama amacım olan şampiyonluk, yani Türkiye'nin en iyisi olma ünvanına erişmek için Dark Passage'dan bir teklif almıştım. Genel menajerlik yapmak anlamında. Kabul ettim. Kurumu bıraktım. Kurumun ortağıydım o sırada ama bıraktım. Şampiyon Ligi'nde yaz mevsiminde 2006'da TBF şampiyonu olduk Dark Passage'la beraber. İlk şampiyonluk ünvanımı o zaman aldım. Dark Passage şampiyonluktan sonra bir sezon daha geçirdim beraber. Fakat takım iyiye gitmedi. Artık e-spora farklı bir şekilde geri dönüşüm sağlamaya karar vermiş bulundum. Mart ayı dolayısıyla Dark Passage'dan ayrıldım kendi isteğimle. Ayrılmamdan sonra ortağım... Kaç para kazanıyormuş kardeşim bu e-sporcuna? Şu anda yaptığımız iş olan oyuncu temsil ajansı, Hardroom Agency ve Management.
diye geçiyor ismimiz. Bunu kurarken düşüncemiz oyunculara daha kaliteli, daha profesyonel bir ortam sağlayabilmekti aslında. Psikolog desteği, diyetisyen desteği, kişisel antrenör desteği gibi fiziksel, sağlıksal, beyinsel şehirde, ruhsal şehirde geliştirmeyi düşündük, amaçladık. Gaming House'da, oyun evi dediğimiz yerlerde, antrenman alanlarında nasıl davranılacağını, neler yapılması gerektiğini, takımla nasıl iletişim kurulacağını gibi bir sürü destek sağlıyor. Biz de, ben kişisel olarak oyuncularımın en iyi teklifleri almasını amaçlıyorum ve bunu sağlıyorum. Ben çalışan oyuncularımı her zaman alabilecekleri en yüksek teklifleri getirmeye özen gösteriyorum. Doğal olarak insanlar 16-17 yaşında bu işi yaptığı için takım sahipleri 40 yaşına civarında insanlar oyuyor. Ve bu insanların komünikasyonu 16 yaşındaki insanlarla arada bir köprü olmadan, iki tarafın da dilini anlayan birisi olmadan çok zor şekilde sağlanıyor. Çünkü aynı kelime dağarcığında insanlar değiller, aynı beklentilerde insanlar değiller. Bu sayede bizim burada yaptığımız şey oyuncuların rahat bir şekilde iletişime geçebilmesi takımlarla, aralarında herhangi bir sıkıntı, terslik yaşanmaması, negatif bir durum oluşmaması. Zaten bizim yaptığımız hizmetin içinde sadece pazarlık veya sadece babası değil abi, Darkfest işte menajerdi, BK'de de menajerdi. Bu tarz paraları kazandıklarında gerçekten çok büyük psikolojik baskıyla maruz kalmış oluyorlar. Bir kere ailelerinden ilk başta onay almayan insanlar, para mevzusu döndüğünde ailelerinden teşvik alıyorlar. Bu çok farklı psikolojiye sokuyor insanları. Çünkü bu sefer hem beklenti yaratılmış oluyor insanların üzerinde, hem de birazcık içerleme olmuş oluyor sanırım. Çünkü ailesi o çocuğa o zamana kadar izin vermezken, parayı duyunca konyak konuşuyor onun ileride şeklinde konuştuğunda diyoruz. Özel olarak ilgileniyoruz. Bir beklentiye girmiş olabiliyor. Selamlar, ben Ömer Konya Günsal, 23 yaşındayım. League of Legends oyununda profesyonel destek oyuncusuyum. 2013'te TR serverında keşfedildiğim zaman bir takıma girmemle başladı. Ant, HVA, Pep, Çilekler gibi takımlarda oynadım. En son OHM'de oynadım, şu an için yeni sezonu bekliyorum. Sizce eski hali mi daha iyiydi şimdiki halim abi? Esporun başlangıcı Türkiye'de beraber oyun oynayan kankaların bir turnuvaya gitmesi, ondan sonra turnuvaya gidenlerin kendi turnuvasını düzenlemesi, bir takıma girenlerin kendi takımlarını oluşturmasıyla başladı. Ama gelişme hızı gerçekten diğer tüm sporlardan, bence de eski, diğer tüm sektörlerden kat kat fazla. Çünkü sanal bir sektör, hangi yatırımın nereden geleceği belli olmuyor, reklam olanakları çok yüksek, oyuncusu çok fazla ve Türkiye'de de genç oyuncu çok fazla. Önceki, bundan 3 sene önceye baktığımız zaman şu an arada dağlar kadar fark var. Bundan 5 sene sonra ne olacak? Arada dağlar kadar fark yok. 3 senedir, 5 senedir hep aynı oyuncular var abi. Yani hatta 2 sene sonra ne olacağını bile belki bilemiyoruz. Ama bundan 5-10 sene sonra e-sporun asla bitmeyecek bir sektör olduğunu düşünüyorum. Sadece evrimleşerek farklı bir şekilde yine insanların önüne geleceğini düşünüyorum. E-spor dizilerinin çıktığını görüyoruz. Daha yeni e-spor filmi çıkacak sanırım, iyi oyun. Yani böyle farklı farklı dallarda çok fazla reklam seçeneği var e-sporun ve bu da yatırımcıyı çekiyor. Gaming House, e-sporun belki en çok merak edilen terimlerinden bir tanesi. Gaming House'da ne yapılır? 5 oyuncu, belki yedeklerimizle beraber, menajerimiz, koçumuz, aşçımız. Hepsi bu evde yaşar, aşçı gider gelir. Burası bu evde kimin Gaming House'ıymış da iyiymiş. Berabersiniz, sadece maçlar için evden çıkıyorsunuz. Bu evde antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Her zamanınızı beraber, beraber yaptığınız aktiviteler var. Ha, yani yabancıların Gaming House'ını koymuşlar abi. Genelde Gaming House'da en azından bir 9-10 ayını geçiriyorsun. Bir senelik sözleşme imzaladıysan arada tatil zamanları olur. Haftalık tatil günleri dışında tamamen Gaming House'la berabersin. Gaming House abi, Gaming House. Espor'un para kazanma kısmına gelirsek, herkesin aldığı paralar, herkesin ödeme şekilleri, herkesin aldığı primler farklı. Çünkü herkes kendine özgü bir sözleşmeyle başlıyor. Takımlar tarafından keşfedilen veya çağrılan oyuncular görüşmelere giderler. Kendi tekliflerini sunarlar, takımlar onlara teklif sunar. Yaptıkları sözleşmeye göre belki aylık maaş olur. Mesela yaş küçük olunca adam geliyor, çocuk yani işte. Çocuğa diyor işte takım sahibi, atıyorum o anki piyasa oyuncular ortalama 100.000 TL alıyor, tamam mı? Çocuğa gidiyor 50.000 TL diyor, çocuk hayatında zaten 50.000 TL görmediği için oh tamam deyip ucuzdan kendini takım sahibine kaptırabiliyor mesela. Olarak belki senelik veya 2 aylık ödemeler olarak bir ücret alırlar, işte galibiyet primi olur. Aylık değil lan, yıllık mesela işte.
şampiyonluk primi olur. Sponsorluk için belli bir pay alırlar. Para kazanma olayları. Yani Luger dese oğlum, Luger öyle mi yaptı bilmiyorum. Başarılı. Ben sadece söylüyorum. Zeylerine göre, yaptıkları sözleşmeye göre her zaman değişir. E-spor'da finansal olarak kazanç sağlamak için ilk önce takım kurduysanız eğer, takım sahibiyseniz, takımınızdaki ürünleri yani oyuncuları pazarlama anlamında iyi... Oyuncuları ürün dedi. Ben mal mıyım? Mal mıydım? Ürün müyüm lan ben? SB'den Medium Elvind işleyip, reklamları çıkartıp, markalara gönderip veya markaların ilgisini çekecek şekilde kampanyalar, promosyon oluşturup kendinize... Tabii canım, o Elvind reklama, Naru reklama, o reklam, bu reklam. Takım sahipleri daha çok kazanıyor abi. Yemin ederim takım sahip. Ya oyuncusun oğlum sen. Adam seni almış, başına geçmiş 5 tane 6 tane seni yönetiyor lan. Takım sahipleri herkesten daha fazla kazanıyor abi. Soruyoruz takım sahiplerine, abi sen de iyi kazanıyorsun diyoruz. Adam diyor, yok oğlum siz daha fazla, he kesin öldür abi. Sponsor bulmanız gerekiyor. Sponsor bulduğunuzda zaten oyuncunuzun giderini karşılayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gaming kalıyorsunuz. Aynı zamanda geri kalan prodüksiyonunuzu karşılıyorsunuz. Ondan sonrasında geri kalan ciro yaptığınız parayı da... Mesela şöyle oluyor. Takım sahibi cosplay yapayım size. Şimdi takımların mesela bir ton sponsor oluyor abi. Bir tane sponsordan, x bir sponsordan anlaşması mesela diyelim. İşte yıllık takıma 200 bin TL verilecek. Karşılığında takım reklam çekecek bir tane işte. Sonracığıma işte ne bileyim şu formasını şurasına koyacak. Takım reklamını yapacak, Zartut falan filan diye bir anlaşma yapıyorlar, tamam mı? Takım sahibine mesela veriyor 200 bini bu firma, sponsor. Takım sahibi geliyor, oyunculara diyor işte arada böyle samimi olursan takım sahibine, sahipleriyle konuşuluyor abi bu şeyler. Adam şey diyor mesela, abi işte 200 bin aldı aslında ama 50 bin oradan aldım, şuradan aldım, bütçem şöyle falan filan diye. Hiçbir takım sahibi bence kendi kazandığı parayı söylemiyor abi. İsterseniz geri dönüştürüyorsunuz, isterseniz de kendi kasanıza adam atabiliyorsunuz. Oyuncunun kazanması ise oyuncu kendini pazarlamakla mükelleftir. Böyle mesela takımların yıllık bir bütçesi var, tamam mı? Takım diyor mesela kendi kendine, benim bütçem 1 milyon 100 bin TL falan diyor. O 1 milyon 100 bin TL'nin içinde mesela şunlar geliyor abi, atıyorum. Ev kirası, gaming house kirası, yemek masrafı, oyuncu maaşları, oyuncu primleri, ulaşımı, zartı, zurtu falan hepsi 1,5 milyon TL diye adam kafasında kuruyor bir yıllık. Bir yıllık 1,5 milyon TL gideri olan bir takım eğer bu işi yapmaya devam ediyorsa abi, sürekli hani 1,5 veriyorsa demek ki kazanıyordur abi, yani anladınız mı? 1,5 veriyor adam, bir şey kazanıyor karşısında. Demek ki daha çok kazanıyor o 1,5'tan. Oyuncunun tek yapması gereken şey diye bir şey yoktur. Oyuncunun çok fazla şey yapması gerekiyor. Oyuncu oyunda çok iyi olması gerekiyor. Oyun içinde nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Liderlik vasfına sahip olması gerekiyor gerekirse eğer. Sosyal becerilerin iyi olması lazım. Arkadaşlarına kavga etmeyecek. Düzgün bir insan olacak genel olarak. Ve takımlar nereden para kazanıyor? Sponsorlardan kazanıyor. Oyuncuları böyle şey etkinliklerine götürüyorlar mesela. GameX, ne bileyim, GoblinCon, GameZart, GameZurt falan tarzı etkinlikler mesela nasıl oluyor? Atıyorum bir tane marka geliyor, stand açıyor etkinliğe. İşte standın önünde kalabalık olsun diye mesela fenomenleri çağırıyor standına. O fenomenlerde oyuncular oluyor. Oyunculara mesela bir oradaki stand açmış adam geliyor, diyor ki X takıma, hey X takım gel bizim şeyde standa oyuncularını getir falan. X takım da diyor tam kaç para veriyorsun? Stand açmış adam oraya, sana da 50k falan veriyor mesela. Hop, oyunculardan para kazanıyor takımlar. Forma satıyor. Sonra şey satıyor. Böyle League of Legends client'ında takım simgeleri falan oluyor ya. Onları satıyor. Ben şu an e-sporcular kaç para kazanır videosu izliyorum ama ben onu bildiğim için zaten şey kafasındayım şu an. Takım sahipleri kaç para kazanıyor acaba kafasındayım. İmkanlıya geçer. Evde kalabiliyor musunuz? Anneniz babanız izin veriyor mu? Yaşın. Sponsorlar nereden mi kazanıyor oğlum? Sponsorlar zaten adam büyümüş, tamam mı? Adam gitmiş McDonald's'ı falan açmış yani. Bir şeye kazanmaya ihtiyacı yok. Adamın yapması gereken şey reklam. Kendini böyle her yerde ekranlarda falan gösterip mesela o hamburger hemen yemem lazım. İnsanların canını çektirecek şeyler her zaman akılda kalmayı istiyor bu sponsorlar. Adamın
Para kazanma ihtiyacı yok yani. Gidiyor X bir takıma mesela, hamburgerci. Gidiyor pat diye veriyor az bir şey para. Kendine göre çok yüzde bir falan. Tutuyorum vesaire gibi diğer somut kriterlerden bahsediyorum. E-spor da bu şekilde belirli teklifler alıyor. Biz bu teklifleri düzenliyoruz Hardroom Agency üzerinden ama bizde olmayan oyuncular da kendileri teklifi alıyorlar. Bu rakam genelde şu anda geçen senenin verilerine göre konuşursak ortalama bir şey vereceğim. 70 bin civarı bir rakam oluyor yıllık. 11 ay üzerinden düşünürsek yani. Yıllık yani 6800, 7500, 5300 falan gibi bir bölme yaşanıyor. Tabii ki bu normalde aylık kazanılmıyor. Belli dediğim gibi kriterleri var, bonuslar var vesaire var. Bunları kattığımızda aslında 70 bini katlayabiliyorsunuz %120'ye kadar. Şampiyonada, turnuvada kazandığınız duruma göre yani birinci olduğunuz, ikinci olduğunuz bunun belli ödül havuzları var. Ödül havuzları size direkt olarak geliyor tabii. Abi şimdi herhalde bu ortalama e-sporcuları anlatıyor. Hardroom Agency'de biz kazancımızı aslında sattığımız, daha doğrusu bir takıma yerleştirdiğimiz oyuncunun yıllık maaşının üzerinden bir payda oluşturarak takımdan bunu bir ara bulucu fiyat olarak istiyoruz. Bütün şartlarını biz konuşuyoruz. Bütün Emlakçı gibi düşünün abi. İletişimi biz sağlıyoruz. Ondan sonrasında da oyuncunun sıkıntılarına göre takipte bulunduğumuz için zaten belli bir hizmetimiz oluyor takım tarafına da. Bu bakımdan %5 rakamında bir oran alıyoruz. Bu %5 oyuncunun yıllık kontratının garanti alacağı ya da bonusla beraber alacağı paraya göre değişen bir yüzde oluyor. O yüzden kesin bir şekilde bir oyuncudan şu kadar kazanıyorum diyemem. Şu an Türkiye'de 35 oyuncum var. Avrupa'da 20, Kore'de 20 oyuncum var. Tabii ki Oha bunu şirket kurmuşsun lan. Yuh. Avrupa'daki oyuncular buraya getirildiğinde euro ve dolar üzerinden kazanıyoruz. O daha farklı oluyor. O yüzden onu şu an bir hesap yaparak söyleyemeyeceğim. Bu fiyat genelde bir oyuncu başına 2,5-3 bin TL olduğu için ve bizim de aslında transfer dönemleri sattığımız oyuncular olduğu için sadece bütün aylarda satamadığımız için ortalama baktığımızda bizim aylık kazancımız 7 milyar 8 milyar civarı oluyor. Oha amına koyayım. Ben de yapayım. Aa ben de yapayım bunu. Satayım milleti. Esporcular zaten arkadaşım abi. Tolerant. Tolerant. Bak şimdi abi. Düşün. Tolerant'ı alıyorum. Zeitnot'u alıyorum. Naryol. Bütün e-sporcuları alıyorum. Tamam. Sonra takımlara satacağım bunları. Atıyorum oyuncuya maksimum parayı verdirtirim. Koray'ın mesela Koray 150 bin alacaksa onu 160 yaparım. Tamam mı? Sonra takımdan bir 10 kaldırırım. Takımı da derim. Koray'ı vermem için sana bir 10 bin TL ateşte bakalım. Yoksa yok sana Naru derim. Oh, oradan parayı da alırım. Bu ne abi? Tabii canım e-sporcu oyuncular üründür. Tolerant sana gelmem skemlersin oğlum. Hayır oğlum skemlemem ben. Gel bana hayatını yaşa bak. Gerçekten abi ben açıyorum Elvint Agency diye. Açıyorum. Her genç yetenek. Ama bak şimdi o zaman da o da çok sıkıntı. Mesela bu Hardroom Agency düşünün abi. Ekin almış orada e-sporcuları satıyor tamam mı? Abi ben de e-sporcu olacağım. Beni de listeye yaz. Beni de listeye yaz ya da bir ton şeyle uğraşıyordur büyük ihtimal. Sporda para var ama oyunculuk seviyenize göre çok çok değişiyor. Ortalama aylık Ha, hadi 7000 bakalım. 8000'e ulaşabilirsiniz ortalama bir oyuncuysanız ama üst sınır kesin. Tolerant, ortalama bir oyuncu olarak söyle bakalım. Aylık 7000 8000 kazanabiliyor musun? Netflix 3 TL yollamış. Abi 300 milyonluk Türkiye'de garaj varmış demiş. Aa ben bu arada subların hepsini unuttum. Tolerant kaç para kazanıyorsun bakalım söyle abi. Ortalama ver bize. Abi en baştan okuyorum tamam mı? Selimcan, Kaanman, Ömer, Eren, Life Goes On, Mükemmel Mert ikinci ayını kutlamış bu arada. Mr. Skane, Harun Ağa 54-54. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim sub olduğunuz için. Ortalama 15K kazanıyorum mu diyecek? Hayır abi. Hadi hep beraber Tolerant kaç para kazanıyor tahmin edelim. Euro mu alıyorsun? O zaman az alıyorsundur abi. Kaç para alıyorsun? Aylık 1000 euro alıyorsundur sen kesin. Euro falan aldığı yok ya. Yok yok euro aldığı yok abi. Yok öyle bir şey ya. Türk parasını euroya çevirip veriyorlardır buna. Bakalım neyse. Kesinlikle yok. Benim bildiğim işte 700 bin dolar, hayır 700 bin miydi? 200 bin dolar alan eleman var senelik. Kim acaba? Frozen mı?
Benim ne kadar kazandığıma gelirsek beni de bir ortalama oyuncudan sayabilirsiniz. Şu an için büyük ihtimal sektördeki değerim. Ne Faker oğlum, taşak mı geçiyorsunuz? Faker yıllık 200 bin dolar mı kazanıyor? Adam aylık 200 bin dolar kazanıyordur lan. Adam senin hayatın boyunca kazandığın parayı bir ayda kazanıyor, hem de tuşlara basıyor sadece. Tık 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 yapıyor, senin bütün yıl hayatın boyunca kazanacağın parayı bir ayda kazanıyor adam. Kazanabileceğim para aylık 5-6 bin lira civarında. Ama bu benim performansımla, benim o anki durumumla, hangi takımla oynadığımda çok değişkenlik gösteren bir şey. ŞL'de oynadığım zaman farklı, alt ligde oynadığım zaman, YL'de oynadığım zaman farklı. Ama da bak, en fazla Faker kazanmıyor bu arada. En fazla Uzi kazanıyor abi. Uzi yayın açtığı zaman 2 milyon 3 milyon izleniyormuş, tamam mı? Bir de Çin. O kadar fazla para kazanıyor ki o adam. Uzi şöyle arkadaşlar, direkt para sıçıyor adam abi. Adam böyle tuvalete gidiyor. Onun tuvalet kağıdı rulosu böyle dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Siliyor şlak diye, tamam mı? Oturuyor. Yemeğini yiyor. Tuşlara basıyor. Adam sıçarken bile para kazanıyor aslında bak. Sizin hayatınız boyunca kazanacağınız parayı adam sıçarken zaten kazanmış oluyor. Ama ortalaması bu civara geliyordur. Tabii espora direkt başladım, ben bu kadar para kazanacağım diyemeyiz. Çünkü 4 senedir bir tecrübe var, tanınmışlık var, bağlantılarınız var ve kompetitif bir oyun olduğu için. Sikerim lan, intihar etmeye gidiyorum ben. Oğlum ben de öyle kazanıyor ki adam Uzi işte. Çin'de doğmuş. Belki ama bak şöyle bir şey olsa, şöyle bir şey olsa, ben Çin'de bir top lane oyuncusu olsam ve şu anki gibi olsam, yemin ederim zengindim, milyonerdim. Türkiye'ye gelsem sonra, tamam mı? Çin'de öyle oynadım, Türkiye'ye geldim abi. Direkt Türkiye'nin sayılı zenginlerinden Elvind İnşaat, Elvind Kuleleri falan, öyle bir şey olurdu herhalde. Yani ev ortamındaki davranışlarınız, şunlar bunlar, her şey biliniyor. Tüm bu faktörler birleştiği zaman şu an için benim değerim muhtemelen aylık 5-6 bin lira civarına denk gelir. İyi kazanıyorsun abi. İlgi çekici ve bence farklı bir meslek grubu olduğunu düşündüğüm e-sporculuk hakkında nasıl para kazanabiliriz, ne kadar para kazanırız soruların cevabını verdik. Eğer böyle başka meslek gruplarında merak ediyorsanız Para Nerede kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Adam oyuncu satıyor, oynamıyor bile daha fazla para kazanıyor. Nasıl iş anlamadım. Vrezex subscribe olmuş. Hoş geldin abi. Colvins, şunu bir dinler misin? Sever misin? Bilmem ama son paramı sana atıyorum demiş. Abi son paranı bana